4x4 araçlar hem ön hem de arka tekerleklerin aynı anda dönmesini sağlar. Bu tür araçlar genellikle zorlu arazi koşullarında daha iyi çekiş sağlamak amacıyla kullanılır. Kaygan zeminlerde, çamurlu yollarda, karlı bölgelerde ve engebeli arazilerde daha iyi bir sürüş kontrolü sağlar. 4 çeker araçlar, transfer kutusu sayesinde tüm tekerleklere gücü eşit şekilde dağıtabilir. Şimdi mekanizmayı oluşturalım ve tüm modları inceleyelim. Şanzımandan gelen gücü ileten giriş mili, arka tekerlekleri hareket ileten kardan mafsalına bağlı çıkış mili, ara mil ve ön tekerlekleri hareket iletecek olan mil. Birinci kavrama takımı ve dişliler sayesinde giriş ve çıkış milini birbirine kilitleyebiliriz. Şimdiye kadar iki çekerli sistemi oluşturmuş olduk. Artık kontrol çatalını kaydırarak giriş ve çıkış milini birbirine kilitleyelim ve arka tekerleklere güç iletelim. Bu iki çeker modudur. Gücü ön tekerleklere de aktarabilmek için zincir dişli mekanizması ve ikinci kavrama takımı kullanmalıyız. Dişlilerin biri çıkış miline bağlıdır, diğeri ön tekerlekleri hareket verecek olan mile kilitlidir. İkinci kontrol çatalını kaydırdığımızda zincir dişlisini çıkış miline kilitlemiş oluruz. Ve ön tekerleklere de güç akışı sağlanmış olur. Bu durumda 4x4 yüksek modu aktiftir. Giriş ve çıkış mili doğrudan birbirine bağlıdır. Yani güç doğrudan uygulanır. Dişliler aktif değildir. Çıkış miline bağlı olan dişli boşta döner. Mil ile kilitli değildir. 4x4 yüksek modu, kamp alanları gibi daha hafif arazi koşulları içindir. Daha yüksek hıza izin verir. En zorlu araziler ve koşullar için 4x4 düşük modunu etkinleştirelim. Birinci kontrol çatalını geriye doğru çekip dişliyi kilitleyelim. Bu durumda şanzımandan gelen güç doğrudan çıkış miline bağlı değildir. Bunun yerine ara mil üzerindeki dişlilerden geçer. Büyük çaplı dişli sayesinde tork artırılır ve yüksek hıza izin verilmez. Tork dönüşümü sağlandı ve 4x4 düşük modu etkin. Dört adet dişli yerine daha yaygın olarak kullanılan ve aynı sonucu veren gezegensel dişli sistemi de kullanılabilir. Mantık olarak aynıdır.